Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Hatay Altınöz 1. Kitap Fuarı'ndayız. Sayın Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarımız, ilçemizin sivil toplum kuruluşu örgütleri başkanları, çok kıymetli muhtarlarımız, değerli halkımız, kıymetli öğrenciler, protokolümüzün güzel katılımcıları ve çok kıymetli yazarımız Sayın Sinan Yağmur Beyefendi, hepiniz kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere İlçemizin ve günlerimizin mimarı, çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Dupaslan'ı mikrofonu arz ediyorum. Çok kıymetli kaymakamım, değerli milletvekillerim, il başkanım, belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, STK'larımızın değerli başkanları, muhtarlarımız, hülasa, Altınözümüzün güzel insanları, güzel yavrularımız, öğrenci kardeşlerimiz, Altınözümüzün 1. Kitap Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Altınözü'nde ilkleri ve enleri yaşatmaya ve yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu birincisini düzenlediğimiz bu kitap fuarını sürekli ve alışmış bir halde inşallah bundan sonra da sürekli hale getireceğiz. Bu sadece zeytin ve zeytinyağıyla değil. Artık yavrularımızı, hemşerilerimizi kitapla yaşatmak ve yaşamak ve yazarlarıyla buluşturmak en büyük hedefimiz olacak inşallah. Evet, hava sıcak, farkındayım. Onun için tekrardan hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın Rıfaslar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarından bak üzere AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Özel Beyefendi'yi huzurlarınıza takdim ediyorum. Selamlama konuşmalarıyla. Çok değerli kaymakamım, değerli milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, il başkanım, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, konuşma hızımdan havanın sıcaklığını tahmin etmiş olabilirsiniz. Ben de etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mikrofonu kıymetli milletvekilimiz Sayın Hüseyin Şanverdi'ye takdim ediyorum. Çok değerli davetliler, çok değerli protokol üyeleri, ben de hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Altınözü Belediye'mizin ve kaymakamlığımızın hazırlamış olduğu kitap fuarımızın ilçemize hayırlar getirmesini ben Yüce Rabbim'den temenni ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve mikrofonu kaymakam beye veriyorum. Buyurun. Sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, değerli belediye başkanlarım, il müdürlerim, değerli muhtarlarımız, değerli, çok değerli konuklarımız, 1. Altınözü Kitap Fuarı'na hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kitap Fuarı'nın Altınözü'ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Çok değerli kaymakamım, kıymetli milletvekillerim, çok değerli başkanlarım, kanaat önderlerimiz, Altınözümüzün güzel insanları, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün anlamlı bir açılıştayız. İnşallah devamı gelecek. Kitap fuarı son derece önemli. Belediye başkanımız hava sıcak, farkındayım dedi. Ben de dedim ki İnşallah benim de söylemem gereken şeyler var ama sıcak olabilir demez dedim. Ben de demiyorum. Hayırlı olsun. Allah hayırlı mübarek etsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun.
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı yanımızda. Rıfat Bey, etkinlik için neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bütün buradan dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Gördüğünüz gibi bu güzel coğrafyada, bu güzel adreste güzel şeyleri yapmaya çalışıyoruz. 2016'da ilk başlatmış olduğumuz Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin geçen yıl biliyorsunuz 5.sini yaptık. Bu yıl bu kutsal ürünlerin yanında, bu güzel festivalin yanında bir de gençlerimizi, öğrencilerimizi, hemşerilerimizi kitapla tanıştırmak, kitapla buluşturmak ve bunların yazarlarıyla bu güzel coğrafyada, ilçemizde buluşturmanın bir sorumluluğu içerisinde hissettik kendimizi. Ve bugün gördüğünüz gibi güzel bir açılışla, çok güzel misafirlerimizle birinci kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik. Kitap fuarı yaklaşık bir hafta süre gibi bir süre de devam edecek. Cumartesi günü standların kurulmasıyla başladı. Bugün resmi bir açılışla ve inşallah pazar gününe kadar güzel yazarlarımız biliyorsunuz şeylerde de gördüğünüz gibi işte bugün ilk Sinan Yağmur hocamızı burada misafir ettik. Yarın Dursun Ali Erzincanlı ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve mütakip olarak 7-8 yazarımız hafta sonuna kadar buradaki hemşerilerimizle, öğrencilerimizle buluşacaklar. Güzel söyleşilerde hem imza törenlerinde hem de kitaplarda buluşacaklar. Bunların artık sürekli hale ve devamlı olması için inşallah bu yıl birincisini başlattığımız bir sonraki yıllarda mevsimin uygun olduğu dönemlerde yine devam ettirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuara nereden katılıyorsunuz? Kendurundan katılıyorum. Hatay Yazarlar ve Şairler Derneği'nin davet üzerine buraya geldik. Daha önce Belen'deydik. Buraya geldik şimdi de. İnşallah iyi olur. Altınözü 1. Kitap Fuarı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir girişim. Herkesin kitap okuması gerekiyor. Kitap aydınlık demektir ya. Sevgi, saygı demektir. O yüzden herkesin kitap okumasını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Altınözü 1. Kitap Fuarı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ilk önce açıldığı için halk daha yeni yeni alışmaya başladı. Yani ilgi, alaka var. Ben zaten 350 tane kitabımı bütün okullara dağıttığım için yine de satış var. Sizin yazdığınız kitap ismi ne? Dur Dokunma, Ramo ile Garip, yürekler, yürek sancılarını, bütün gelirlerini engelli öğrencilere bağışlıyorum. Bu da Yürekler Dile Geldi, 37 Antakya yazarının kitabıdır. Benim de öyküm var içinde. Evet, Kalabalık'taki Yalnız. Bu kitabın içinde bir tane öykü var. Ama Dur Dokunma'da 11 tane öykü. Ramo ile Garip de yine gerçek yani yaşanmış öykü. Öğrencimin anıları. Evet, kansuru bir öğrencimin. Bu da 1000 şiirin içinden 120 tane şiirimi buraya koyaraktan engelli öğrencilere bir fayda sağlamak için gelirini veriyorum. İnşallah faydalı olur. Ne diyeyim ki artık? İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Altınözü 1. Kitap Fuarı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Altınözü 1. Kitap Fuarı güzel bir girişim olmuş. Fakat umarım beklediğimiz katılımı yakalarız. Biz elimizden geldiğince işte kendi kitabımızı tanıtım amacıyla buraya geldik. Altınözü halkı genellikle bu günlerde çalıştığı için herhalde pek katılım olacak gibi değil. Akşam üzere bir iyi katılım bekliyoruz inşallah. Biraz önce protokol ziyaret etti standları. Siz de standımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bol bol kitap okuyacak halkımız. Beklentimiz o yönden. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.